Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun Türkiye-Fransa ilişkileri, fırsatlar ve meydan okumalar panelinde konuştu. Dış politikaya dair önemli mesajlar verdi Altun ve şöyle dedi: "Uluslararası toplumun Karabağ zaferini kabullenmesinin bölgeye barış ve refah getireceğini aktardı." Karabağ uluslararası hukuka göre bir Azerbaycan toprağıdır. Karabağ sorununun yeni bir sıcak çatışmaya dönüşmeden kalıcı bir şekilde çözülmesi herkesin hayrınadır. Üzerine basa basa Karabağ Azerbaycan toprağıdır dedi. Uluslararası topluma seslendi. Azerbaycan'ın Karabağ zaferi kabul edilmelidir mesajı verdi. Bütün uluslararası aktörlerin Azerbaycan'ın Karabağ zaferini kabullenmesi ve politikalarını bu gerçek ekseninde şekillendirmesi, dizayn etmesi önem arz etmektedir. Hiç kuşkusuz bölgeye barışın ve huzurun gelmesiyle refah da gelecektir ve bundan herkes faydalanacaktır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun, Türkiye-Fransa ilişkileri, fırsatlar ve meydan okumalar panelinde konuştu. Karabağ konusunda bir çağrı da Fransa'ya yaptı. Türkiye'nin çabalarına destek verilmesini beklediklerini kaydetti. Altun'un gündeminde terörle mücadele de vardı. Türkiye tüm NATO müttefiklerinden olduğu gibi Fransa'dan da terör örgütü PKK'nın ve uzantılarının ülkesindeki tüm faaliyetlerine son vermesini beklemektedir. Fransız şirket Lafarge'ın Suriye'de DAEŞ dahil terör örgütlerine verdiği desteği hatırlattı. Olayın küresel terörizmle mücadele açısından kara bir leke olduğunu belirtti. Türkiye'nin terörle mücadelesine destek istedi. Türkiye aynı zamanda Suriye'deki PKK, PYD, YPG yapılanmasına karşı yürüttüğü haklı mücadelede de müttefiklerinin desteğini beklemektedir. Terörden arındırılmış ve istikrar kazanmış bir Suriye'nin Avrupa'nın güvenliğine de büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ve Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki provokasyonları. Altun bir kez daha sorunların çözümü için diyalog masasını işaret etti. Ege'deki meselelerin karşılıklı mutabakat temelinde barışçı yöntemlerle çözülmesi yönündeki irademizi muhafaza ediyoruz, gayretlerimizi sürdürüyoruz. Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin egemen haklarının korunması hem de Kıbrıs Türklerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müktesep haklarının tescil edilmesi yönündeki çabalarımız da devam edecektir.